Herkese merhabalar, ben Burakan. Sıfırdan Girişim kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz MVP, Minimum Viable Product. En basit haliyle Minimum Viable Product, tüketicinin karşısına çıkabileceğimiz minimum hal demek. Yani aslında ürün ile prototip arasındaki bir evre diyebiliriz. Buradaki asıl amacımız pazarı analiz etmek. Ürünü çıkarsak kullanacak mı insanlar veya bu ürüne para verecekler mi, satın alacaklar mı? Bunları anlamak ya da hangi özellikler eksik veya hangi özellikleri eklemeliyiz ürünümüze. Bu bir süreç aslında. Bu süreçte tamamen bunları anlamak üzerine kurulu bir model diyebiliriz. Yani özetle öyle bir ürün yapacağız ki çok az efor harcayacağız ve maksimum geri dönüş alacağız müşterilerden. İşte bu sürece MVP diyoruz. MVP bir döngü aslında. İlk başta inşa et, sonra analiz et, sonra öğren. Yani ilk başta bir şeyi, ürünü oluşturuyoruz en basit haliyle, temel fonksiyonları olacak şekilde. Yani insanlar o ürüne para verip alacak ama bu çok temel olacak. Daha biz ekleyeceğimiz çok şey var ileriki aşamalarda. İşte ürünün bu aşamasında inşa ediyoruz. Sonra bakıyoruz, kullanıcılar işte Google Analytics ya da diğer tool'lar üzerinden bakıyoruz. Hangilerine giriyor ya da neler yapıyor, bunları analiz ediyoruz. Ve en sonunda öğreniyoruz. Diyoruz ki bunları çıkaralım ya da bunları ekleyelim. Eklediklerimizi tekrar analiz ediyoruz, tekrar öğreniyoruz. Aslında böyle bir döngü diyebiliriz MVP. Hatta burada şöyle de bir durum var. Siz ürününüzü ilk çıkardığınızda eğer bir problemi çözüyorsanız o problemi yaşayan insanlar size direkt geleceklerdir. Yani MVP'niz aslında çok temel olsa bile müşteri bulacaksınız. Bunun sebebi bu. Yani problemi çözüyorsunuz ve insanlar size fanatik olacak. Ve siz bir süreç içerisinde ürününüzü geliştireceksiniz. Bu insanlar da sizi takip ediyor olacak. Size bağımlı olacak ve sizin gelişiminizi izliyor olacaklar. Aslında bu da bir girişimde çok önemli bir şey. Çünkü insanların bağlanması o insanların diğer kişilere anlatması demek. Ve bu şekilde böyle böyle yayılması demek girişiminizin. Peki bunu neden yapıyoruz? Yani MVP'yi neden yapıyoruz? Biz şey de yapabiliriz. 6 ay 1 yıl ürün üzerine çıkalım. Tamamen full mükemmel bir şey çıkaralım. Niye öyle 2 ayda çıkarıyoruz sonra bir ekleme bir çıkarma falan diye düşünebilirsiniz. Bunun birinci sebebi ürünün müşteriyle gelişmesi. Yani siz ürünü çıkarıyorsunuz ve müşteri düzelttikçe veya müşteri eleştirdikçe siz ürünü geliştiriyorsunuz. Siz 6 ayda 1 yılda çıkarsanız hadi 6 ay çalıştın 1 yıl sonunda ya da 6 ay ya da 1 yıl sonunda çıkardın. Belki tutmayacak ürününüz ya da müşteri belki bunu istemiyordu ama siz bunu bilmiyorsunuz. Ama eğer 2 ayda 1, 4 ayda 1 çıkarsaydınız bunu tutup tutmayacağını anlayabiliyorsunuz ve aslında bunları test edebiliyorsunuz, analiz edebiliyorsunuz. İkincisi motivasyon kaybı. Bu her ekipte geçerlidir. 6 ay 1 yıl çok uzun bir süre ve bu süre sonlanana kadar insanlar sizden ayrılabilir. Ama siz MVP yapsanız, daha kısa sürede çıkarsanız bir kullanıcı bile gelse o ekibin motivasyonunu sağlar. Ekip der ki 2 yapalım, hadi 3 yapalım, geliştirelim 5 yapalım, 10 yapalım, 100 yapalım. Bu şekilde gider ve ekibin motivasyonu çok önemli. Zaman maliyeti, zaman önemli. Siz bu şekilde daha kat kat yükselterek ürününüzü geliştirebilirsiniz. Ayrıca şöyle bir şey var. Siz 6 ay 1 yılda çıkaracaksınız ürünü. Hadi diyelim ki pazar hacmi değişti ya da teknolojik boyutları değişti ve sizin ürününüz yerine o 6 ay uzun bir süre, o süre içerisinde daha yenilikçi teknolojiyle ürün çıkartan birisi geldi. O zaman ne olacak? Ürün yok olmuş olacak. Yani boşa gitmiş olacak. İşte bu gibi durumları önlemek için 2 aylık periyotta çıkarırsınız. Baktınız yeni teknoloji geldi, hemen entegre edersiniz. Baktınız daha iyi bir şey geldi, entegre edersiniz. Ya da pazar bir yere gidiyor, pivot edip girişiminizi oraya yönlendirebilirsiniz. Yani MVP'nin bu yönlerden çok büyük avantajları var diyebilirim. Ayrıca yatırımcı açısından da yatırımcılar siz gittiğinizde direkt diyor ki MVP yaptın mı? MVP datalarını gösterir misin, paylaşır mısın? Mesela 3 ayda kaç kişi senden satın aldı? Bunun geri dönüşü, retention'ı kaç oldu? Mesela diyelim 1. ayda 100 kişi satın aldı ama 2. ayda 2 kişi satın aldı. Diyorsun ki yani bu ürün sürdürülebilir değil. İnsanlar birkaç defa merak ettiği için satın alıyor ama sonra bir daha almıyorlar bu ürünü. İşte yani bunlardan dolayı aslında MVP çok önemli, kilit taşı diyebilirim. Daha böyle hani kafada oturması açısından çok meşhur bir MVP'nin anlatıldığı bir görsel var. Onun üzerinden anlatayım. Yani buraya da koyarım zaten resmi. Şimdi birinci şekilde üsttekinde ikisinde de amaç aynı. Araba üretmek ya da şey yapmak. İnsanların ayağını yerden kesmek, ulaşımı kolaylaştırmak. Birincisinde bakıyoruz önce tekerleği üretiyor. Sonra tekerlekle tekerlekleri birbirine bağlıyor. Sonra arabanın üstü, sonra en son araba.
Burada birinci aşamada kullanamıyor insanlar ürünü. İkinci aşamada tekerleği birbirine bağlıyor, gene kullanamıyor. Üçüncü aşamada gene kullanamıyor. En son arabayı yaptığında kullanabiliyor. Peki alttakine bakalım. Birinci aşamada ulaşımı sağlıyor. İkinci aşamada gene ulaşımı sağlıyor. Scooter'da gene ulaşımı sağlıyor ve böylece arabaya gidiyor. Ve fark ettiyseniz her safhada para kazanıyor aslında. Her safhada tüketicilerden para aldığını kanıtlıyor. İşte bu da çok güzel, hani çok Medium'da araştırma yaparken de makalelerde de çok anlatılan bir örnektir bu. Yani MVP tamamen bu şekilde diyebilirim. Siz ürününüzü her aşamada para kazanacak şekilde çıkarırsanız gerçek dataları, gerçekten insanlar buna para verecek mi? Bunu önemsiyorlar mı? Bunu anlayabilirsiniz. Bu videoda daha çok MVP'den teorik olarak bahsettim. Ama tabii bu uygulama şeklinde de anlatılabilir. Örneğin işte bir uygulama çıkaracağız. Uygulamanın acaba temel fonksiyonları nedir? Tabii bu girişim modelinden modeline değişir. Ama yani çok temel fonksiyonlar da bariz bellidir. Mesela bunları anlatan ya da web sitesindeki temel fonksiyonlar nedir? Ya da direkt web sitesine işleyen şekilde çıkarmak yerine acaba başka türlü çıkarabilir miyiz? Mesela bazı uygulamalar var. Web sitesini çıkarmadan önce e-mail yoluyla paslaşarak işlerini yürütüyorlar. Bu da aslında bir MVP sayılabilir. Tüm bunları böyle anlatan, temel fonksiyonları anlatan da bir video çekebiliriz. Takip ederek anında haberdar olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.